askerden daha yeni dönmüştüm. Döner dönmez yine işbaşı yaptım. Yani normal modern hayatta şehir insanının yaşayabileceği mutsuzlukları yaşıyordum ben de. Bir değişime ihtiyacım vardı. Yani hepimiz zaman zaman her şeyi bırakıp gitmek istiyoruz diyoruz ya, benim de aynen öyle bir anıma denk geldi. Kısa süreliğine bir yolculuğa ihtiyacım vardı. Çünkü yolculuğun iyileştirdiğine inanıyorum ben. Ve parasız yolculuk yapmamın sebebi de insanlara her anlamda muhtaç olmam gerekiyordu ki hem kendimi tanıyabileyim hem insanları tanıyabileyim. Bu yüzden 5 parasız yolculuk yaptım. Her bölgede, her insandan yeni şeyler öğreniyorsunuz. Dedim ya, yolculuk aslında bir cevaptır. Yani birçok soruya yollardayken cevap bulabiliyorsunuz. Hatta bazen soru aklınıza gelmiyor, yoldayken bir cevap buluyorsunuz, ardından soru aklınıza geliyor. Yolculuk bana hayatı daha doğru yaşamayı öğretti. İnsanlara temas etmeyi öğretti, empati kurmayı öğretti. Yani her şeyin para olmadığını, paradan da daha mutlu şeyler olduğunu öğretti. Yani en önemlisi, evet, dediğim gibi gerçekten insanlara temas edince, kendinize temas edince, tabiata dokununca o zaman mutluluğu bulmuş oluyorsunuz. Paylaştıkça mutlu olursunuz. Ben fotoğraf çekiyordum zaten yoldayken ama fotoğrafların sergi sonrası satılacağını hiç düşünmemiştim. Sergi düzenleyecektim. Bir gün arkadaşım şey dedi, daha sen dedi sergiyi düzenleyeceksin de bu sergiden elde edilen paraları ne yapacaksın? Yani insanlar fotoğraf satın almak isteyecek. O anda aklıma geldi, hakikaten dedi, yani eğer fotoğraf alınacaksa, fotoğraflardan bir gelir elde edilecekse, o halde o bölgede her bölgenin ihtiyaçlarına yönelik bağışlarda bulunayım dedim. Ve 5 parasız bir yolculuk bir anda birçok insanın hayatını değiştirdi.